Evet, Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Bruno Perez'le beraberiz. Öncelikle doğum gününü kutluyoruz. Primer, feliz aniversari. Obrigado. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor hem ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor hem de Türkiye Kupası hedefi var. İki kulvarda da bu başarıyı sağlamasındaki en önemli etken Bruno Perez'e göre Trabzonspor'un nedir? Evet, yani Trabzonspor está jogando bem na liga, está tentando ganhar a liga, vai ganhar a liga talvez e a gente está jogando agora na Copa. A gente quer ganhar a Copa. Nos dois campeonatos a gente está indo bem, a gente está indo muito bem. Você acha que resolve isso? O que é? Eu acho que a equipe tem jogado bem na liga, né? E acho que a Copa também é muito importante. Então a gente agora vira a chavinha, né? Para a Copa e coloca a foco um campeonato onde a gente também é onde um campeonato que é muito importante para nós também, aonde nós queremos ganhar também. A gente tem essa ambição e essa vontade. E eu creio que a gente vai fazer o máximo esforço em todas as competições que o Trabzon jogar. A gente sempre vai entrar com o pensamento de vencer e de alcançar nossos objetivos, que é o mais importante. Ligde çok iyi bir gidişatınız var aslında, sizin de söylediğiniz gibi. Aslında bugün lige biraz ara verip şu an kupaya odaklanmış durumdayız. Kupa da bizim hedeflerimizden, en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Aslında bu sene özellikle çıktığımız her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Kazanabileceğimiz her kupayı almaya çalışıyoruz. Bu da bizim için önemli kupalardan bir tanesi. Önemli bir hedef olacak bizim için. Ve tekrar kupadan sonra da lige odaklandığımızda yine ligdeki her maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Ligdeki Trabzonspor'un tek mağlubiyeti Antalya Spor'a karşı alınmış durumda. Bu onlar için ekstra bir motivasyon yaratıyor. A gente perdeu só uma vez na liga e perdemos contra o Antalya Spor. Você acha que isso vai dar mais motivação para vocês ganhar hoje? Eu acho que todos os jogos são importantes. A gente trata sempre com um carinho especial, né? A preparação de cada partida. Eu acho que isso tem sido muito importante para nós. E essa é uma partida que está um pouco engasgada, né? Porque é um adversário no qual foi o único que a gente perdeu. Então hoje a gente tem um estímulo a mais para poder dar um pouquinho a mais e sair com essa vitória que aquela derrota na casa deles ainda está na nossa cabeça. Her zaman her maç önemli. Her maçın kendi içinde bir değeri, her maçın kendi içinde ayrı bir önemi var. Biz de bu maçlara bu bilinçle çıkıyoruz. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi ligde sadece bir maç kaybettik. Ve bugün oynayacağımız rakibimize karşı deplasmanda bir maç kaybettik. O maç da bizim için önemliydi. Ancak kaybettiğimiz o maçtan da dersler çıkartıp, o maçtan da bir şeyler öğrenip bugün tekrar galip gelmeye çalışacağız kendi sahamızda. Devre arasında Visca takıma transfer oldu ve birlikte kanatta oynamaya başladılar. Ama Visca geldikten sonra Bruno Perez'in onunla ilgili görüşlerini duyamadık süreç içerisinde. Visca ile uyum hakkı neler söylemek ister? A gente queria perguntar sobre o Vista. Agora ele chegou em janeiro e vocês dá para ver que vocês se adaptaram muito rápido, muito bem também. O que você acha sobre ele? Porque parece que com ele você foi jogar com uma facilidade. Acho que é um grande jogador, né? Como todos os outros da nossa equipe. E sendo um jogador que joga do meu lado, com a qualidade dele, eu creio que me ajudou bastante, facilita a minha ida para o ataque, né? A gente tem conseguido se entender muito bem, né? Com a bola e sem a bola, então acho que isso tem sido muito bom para mim e creio que muito bom para ele também. Então acho que esse entrosamento entre eu e ele, acho que é uma coisa importante. E com a chegada dele, me ajudou bastante a me soltar um pouco mais e ir mais pro ataque. Harika bir oyuncu kendisini. Aslında tarif etmeye çok fazla kelimelere de ihtiyaç da yok. Çünkü ne kadar kaliteli, ne kadar iyi bir oyuncu olduğu herkesin malumu zaten bu durum. Ama geldiği ilk andan itibaren hem de kendi tarafımda oynadığı için, hemen önümde oynadığı için kendisiyle benim de bir fikir alışverişimde oldu. Gerçekten çok iyi anlıyoruz birbirimizi. Birbirimizi hissedebiliyoruz saha içerisinde. Hem toplu hem de topsuz oyunda birbirimize çok yardımcı olabiliyoruz. Geldiği ilk andan itibaren bana çok yardımcı oldu. Ben de sahasında ona yardımcı olmaya, birbirimizin işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz ama gerçekten harika bir oyuncu. Son olarak şunu sormak istiyorum. Trabzonspor sezon boyunca en fazla seyirci oynayan takım ve seyirciler gerçekten takımlarına bu süreçte çok fazlasıyla sahip çıkıyor. Trabzonspor taraftarı için Bruno Perez neler söylemek ister? Trabzonspor taraftarı için sempre hoje está gostando também, todo mundo está vindo, está apoiando, sempre ganhando, presente. O que você acha sobre o povo, a torcida do Trabzonspor? Acho que isso tem sido muito importante para nós. Acho que o apoio dos nossos torcedores tem feito com que a gente consiga também fazer grandes partidas, grandes jogos. E com o nosso público a favor, eu acho que isso nos favorece, né? E nos dá
uma força a mais, um gás a mais, para que a gente possa encurralar os nossos adversários aqui dentro, né? E eles têm nos ajudado, tem sido o nosso 12º jogador, e acho que isso tem sido muito bom para nós. E ver o estádio lotado e ver a forma com que eles nos apoiam é maravilhoso, né? A gente fica feliz, e que a gente continue dando grandes vitórias e que eles possam continuar nos apoiando. Taraftarımız bu sene bizim 12. oyuncumuz. Özellikle iç saha maçlarına çıktığımız zaman sanki kendimizi 11 değil 12 oyuncuyla oynuyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda dolu bir stadyum görmek, sizi nasıl desteklediklerini ve her şartta desteklediklerini görmek her oyuncuyu ekstra motive eder. Biz de bunun açıkçası keyfini çıkarıyoruz. En kilit roldeki insanlar taraftarlarımız bu sene hep arkamızda durdular. Biz de onlara bu mutlulukları vermeye, onları daha fazla mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün arzumuz ve çabamız bu yönde olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii, sağ olun. Evet, röportajlarla yeniden karşınızda olacağız. Söz yeniden Cüneyt Çen'de. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e. Nice seneler diyelim Perez'e de. 32 yaşına girdi hocam. Tam çifte kupadan bahsediyorduk. Perez de dedi ki kazanabileceğimiz her kupaya talibiz dedi. O da taraftarla aynı düşüncede. Yani evet. Hem kısa önce hem çocuğu oldu hem doğum günü. Onun için keyifli bir dönem. Hem de Visca gibi bir oyuncu önüne transfer edildi. Doğru. Yani bakıldığı zaman Perez'in sezon başından beri hep farklı oyuncularla o pozisyonda oynadı. Bir Yunus'a gidelim mi? Gidelim tekrar. Gökdeniz var yanında Yunus Emre'nin. Gökdeniz de kupa golcüsü aslında Antalyaspor'un. Bakalım neler söyleyecek. Gökdeniz hoş geldin. Hoş seni anons ederken Cüneyt Şen kupa golcüsü dedi aslında. Kupadaki performansına vurgu yaparak ama ligde çok iyi giden bir Trabzonspor var. Antalyaspor'da özellikle ikinci yarıdan sonra ciddi bir toparlanma sürecine geçti. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Öncelikle geçen senenin finalistiyiz. Kupada da bu yola devam etmek istiyoruz. Trabzonspor ligde iyi devam ediyor. Biz hem ligde hem de kupada da bu galibiyet sürdürmek istiyoruz. Çünkü geçen sene kapısından döndük. Bu sene o zafere ulaşmak istiyoruz takım adına. Gittiniz 61 numaralı formayı da giydiğin anlar oldu. Neler hissediyorsun? Nasıl abi, duymadım. Trabzonspor'la karşı oynamak, yani lidere karşı sahaya çıkmak, o motivasyonla oynamak ve Trabzonspor'u bu sezon tek mağlup eden takım olmak neler hissettiriyor? Cidden o maç, galip geldiğimiz maç çok iyi analiz etmiştik. O maç çok iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Takımında da o maçı galip geldiğimiz için çok gurur duyduk. Bu takım için çok özgüvenli bir oyundu. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Röportajlarımız devam edecek. Yunus Emre Sel'e ve Gökdeniz'e teşekkür ediyoruz. 4 maçta 4 golü var hocam Gökdeniz Bayraktar'ın. Genç oyuncuyu ben çok beğeniyorum. Evet, dönem dönem yani oynadığı süre içerisinde yani bence oyuna değer katan bir oyun yapısı var. Çok atletik bir oyuncu, yani fiziksel devamlılığı çok yüksek bir oyuncu. Tabii ki şu an bir kadro genişliği var. Bu kadro genişliği içerisinde ben inanıyorum ki süre bulduğu içerisinde takımın o kendi yapısına bir değer katacağını ben bekliyorum.